Merhaba sayın ve değerli seyircilerimiz. El Türkman Uyuz Televizyonu'nun Bağdat Estidiyonu'ndan günlük yeni haber bülteniyle karşınızdayız. Habere başlamadan önce haber başlıklarını sizlere sunacağız. Cumhurbaşkanı, İtalya Başbakanı, Giuseppe Conte ve beraber dekiyeti kabul etti. Başbakan Adil Abdülmehdi ve İtalyan mevkidaşı bugün Bağdat'ta Irak-İtalya ortak oturumunu düzenlediler. Milli Güvenlik Kurulu haftalık oturumunu Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Adil Abdülmehdi'nin başkanlığında gerçekleştirildi. Çelik'te yeni göreve başlayan Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı 61. Tugay bölgedeki siyasi kuruluşlarından destek almaya devam ediyor. ABD Senatosu Suriye hükümetine yardımlarından dolayı Rusya ve İran'a yaptırım uygulayacak bir yasa tasarısını kabul etti. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya gönderdiği tehdidini açıkladı. Merhaba sayın seyircilerimiz. Cumhurbaşkanı Berham Salah, Irak ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerinde geliştirilmesi ve güçlendirilmesi iki ülke halkına da hizmet edecek, ortak işbirliğinin de güçlendirilmesine yardımcı olacağını katkıda bulundu. Cumhurbaşkanı Salih bu açıklamayı İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve beraberdeki heyeti kabul ettiği sırada yapmıştır. Görüşmede Cumhurbaşkanı Salih ayrıca Irak'ın İtalya ve Avrupa Birliği ile geniş çapalı ilişkileri de kurmada istekli olduğunu belirterek terörle mücadelede koalisyon güçleri kapsamında bulunan İtalya güçlerinin de desteğine değinerek övgüde bulundu. Cumhurbaşkanı Berham Salah, Kürsan Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kuba Talabani ile görüştü. Görüşmede ülkenin siyasi durumdaki gelişmeler ve federal hükümeti ile bölge hükümeti arasındaki ilişki ve onları da yükseltmenin de yanı sıra Irak halkının da çıkarlarına hizmet etmeye yönelik gösterilen çabaları da ele alındı. Toplantıda ayrıca Arap ve uluslar seviyelerdeki siyasi gelişmeler de ele alındı. Başbakan Adil Abdülmehdi bugün Bağdat'ta Irak-İtalya ortak oturumunu düzenlediler. Oturumda iki ülke arasındaki ikili ilişkilerinde yanı sıra tüm alanlarda ortak işbirliğinde güçlendirilmesi ve Irak-İtalya ortak komisyonunda etkileştirilmesi konuları da ele alındı. Oturumunun ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Başbakan Abdülmehdi yapmış olduğu bir basın açıklamasında Irak'ın İtalya'ya olan ilişkilerinden dolayı gurur duyduğunu ve teröre karşı vermiş olduğu desteğini de takdir ettiğini belirtti. İtalya Başbakanı Conte ise Başbakan Abdülmehdi ile olan görüşmesini de olumlu olarak geçtiğini ve Irak'ın da imar ve istikrarın da gerçekleşmesi için İtalya'nın da destekte bulunmaya devam edeceğini belirtti. Milli Güvenlik Kurulu haftalık oturumunda Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Adil Abdülmehdi'nin başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda ambardaki DAEŞ teröristlerinin hareketlerini ve Kerkük ilinde güvenlik güçlerine de verilen görevlerinden niteliği ile komuta ve kontrol üzerinde bir çalışma mekanizmasının da değerlendirilmesi tartışıldı. Milli Güvenlik Kurulu ayrıca güvenlik makamlarından Nineve ilindeki durumu hakkındaki raporları ve Ordu Genel Kurmay Başkanlığı'nın da Diyale iline ziyaretinin de sonuçları hakkında birleştirilmiş bir yazıda ele alındı. Bakanlar Kurulu toplantısında Başbakan Adil Abdülmehdi ortak toplantı tutanaklarında karşılaştırılan uygulamak için Irak-Ürdün toplantısının da yakında gerçekleşeceğini söyledi.
Abdülmehdi toplantında Bağdat ile Amman arasında ve Ürdünlü yetkililerinde son ziyaretlerinden sonra imzalanan anlaşmanın tüm alanlarda menfaat alışverişi yapmanın da ve ekonomik ile istikrar sağlanması için her iki ülke ihtiyaçlarını da karşılanmasının da önemini vurguladığını belirtti. Başbakan Adil Abdülmehdi bugün Irak'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Temsilcisi ve Irak Yardım Misyonları Jenin Henis Skrit ile görüştü. Görüşmede insani işbirliği tartışıldığı Birleşmiş Milletler'in de Irak misyonları gelecekteki en önemli programlarını da ve faaliyetleri ile birlikte Mosul'daki operasyonlarını da onaylayan BM Güvenlik Konseyi'ne sunuldu. Parlamento Başkanı Muhammed El Helbusi, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve beraberdeki heyeti kabul etti. Görüşme sırasında iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ile ortak işbirliği konuları da ele alındı. Görüşmede Parlamento Başkanı El Helbusi, Irak'ın teröre karşı kanlı bir savaşında girdiği ve bu savaşı kazandığını da belirtti. Öte yandan Parlamento Başkanı El Helbusi ile bir araya gelen İtalya Başbakanı Conte, Irak'ın da kalkınma ve imar gerçekleşeceği bir döneme girmeye başladığını ve ülkesinin de bu konuda ve diğer birçok konuda Irak'a her zaman destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi. Parlamento Başkanı Muhammed El Helbusi, dünyanın nesil hareketi lideri Kasvar Abdülvahid ile bir araya geldi. Toplantıda siyasi gelişmeler ve merkezi ile bölge arasındaki işbirliğini de artırma araçlarını da tartıştılar. Toplantıda ayrıca hükümet kabinesinin de tamamlanması ve boş kalan bakanlıkları da sorununu da çözmek için diyalogun da sürdürülmesi gerektiğini, yanı sıra meclis komisyonlarında desteklenmesi, denetleme ve yasama görevlerinde yerine getirilmesinin de gerektiği konuları ele alındı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Temsilcisi Jenin Henis Plasschaert bu sabah Necef iline yetişti. Medya kaynaklarına göre BM temsilcisi ülkedeki gelişmeleri ve Birleşmiş Milletler ile Irak arasındaki her alanda işbirliğini de tartışmak için yüksek dini marci Ali El-Sistani ile görüştü. Başta Irak hükümetinin de desteklenmesi konusu olmak üzere göçmelerin de bir an önce kendi bölgelerine geri dönmeleri konuları da ve daha birçok konu ele alındı. Kerük'te yeni göreve başlayan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı 61. Tugay bölgedeki siyasi kuruluşlarından destek almaya devam ediyor. Kerkük'te yeni göreve başlayan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı 61. Tugay bölgedeki siyasi kuruluşlardan destek almaya devam ediyor. Kerkük'teki siyasi şahsiyetlerle yapılan röportajda 61 Tugay'ı her bakımdan desteklediklerini belirttiler. Bedir örgütünün Kuzey Bölge Sorumlusu Muhammed Mehdi Beyatlı şöyle açıkladı. Kuvvet ki cihaz mükadir hamı kuvvetinde geçti. Aynen o nuhba kuvvetlerdendi. Riyaset Vezirlerinin kuvvetli kuvvetlerindendi. Mübaşir Kadir Am Kuvvetli Müsellahay'dan irtibatı var. Hiçbir bizim vatandaşlarımız fikirlerini bozmasınlar. Bazı işe asaptı ki bu Riyaset Cumhuriyeti olan kuvvetlerdendir, livari asidendir. Onlardan değil. Çoğunu da tanırız. Bağdat'ın ve Irak'ın bu ögde gelen kuvvetlerindendir. İnşallah muvatınlar taun eder bunlardan. Bunlar gelip burada emniyeti berkar etsinler. Emin olsun, aman olsun. Kerkük bela kuvvetlere daha fazla ihtiyacı var. Kerkük'ün etrafında kuvvet çoktu. Şurt İttihadiye var, Haşi Şabi var. Dahilinde de bunlar mevcutlar. Yani bir lüva ve bir lüva zaette özdeyden beraber.
وتوقعدرخ بولار اولardan fark etmezler cihat mukatır habdan. BAT açıklamasını ekleyerek devamında şöyle anlattı. Kerkük'ün durumu indi haliyen geçen günlerden çok iyiydi. 2014'ten iyiydi, 2013'ten iyiydi. Bir vakit biz yukuda görerdik ki hükümel merkeziye elin koysun Kerkük. İndi hükümel merkeziye bütün kuvvetiyle Kerkük derdi. Güç diye, kuvvetine diye ve hatta siyasiyen de tevazın oğlu da varlarda da yavaş yavaş. Sıhhı olsun, terbiye olsun. Ve bunlar da bizler ve partiler hapsında mutabi ediyoruz. Ve inşallah Kerkük milletine biz bu mesajı veririz. Hiçbir vakit Kerkük dönmeyecekti Murabba'yla evvela, 2014'ten evvela. Ve Bağdat'ta olan kütleler olsun, kütletil feth olsun, elbina olsun. Bikül mesuliyet bu vada'yla erkekle mutabi. Bizler de bir şekilde mübaşır bu takirlerimizi yazırız. Her ne olur gelirik, mutabi ederiz. Ve inşallah da Kerkük hem karar siyasi olur özünde, istikrar siyasi olur, istikrar emni olur özünde. Ve hem de asıl Kerkük'ün müşkülesi hallolar milletimizin elinden ve vatan insanlarımızın elinden inşallah. Türkmen Eylül Partisi Başkanı Riyaz Sarıkehya konuyla ilgili şöyle konuştu. Biz bir iki yıldan beri yaklaşık burada bu antiterör kuvvet vardı, mukafat irhab vardı. Tabii onlar bir operasyonel bir gücüydü. Yani irhaba karşı ameliyat yapan bir gücüydü. Onların sürekli şehirde bulunmaları, sürekli emniyeti sağlamaları konusunda tedbir görmüyorlar. Onların işi bu değil. Onlar sadece operasyonel ameliyat yaparlar. Tabii ki onlardan biz memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Kevke'de huzur getirdiler, istikrar getirdiler. Ama tabii ki bugün gelen kuvvet bu işin uygun bir kuvvetti. Yani şehirdeki güvenliğin sağlanması konusunda uygun bir kuvvetti. Biz bunlara da hoş geldik diyoruz. Daha da olumlu etkiler, daha da iyi etkiler, daha da icabı şeydi tabii ki. Çünkü bunların ihtisası budur. İhtisası budur. Ne üzerine işliler? Bunlar tabii ki Kerkük'ün etrafında ve Kerkük giriş çıkışlarında yan işlerin yapılmaması hususunda tabii ki tedbir görürler. Bir de buradaki Kerkük mahalli polisine de güçle zaten onlara da destek verdi. Bunlar da onlara destek verdi. Bir işbirliğiydi. Tabii önemli bir kuvvetti. Bunlar Bağdat'tan geldi. Özel eğitim görürler. Sayın seyircilerimiz, hatımızda bulunan Türkman TV muhabiri Ömer Salih'i bizlere bu konu hakkında detayları anlatacaktır. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş bulduk, sağ olasınız. Ömer Bey, her şeyden önce özel kuvvetlere bağlı 61. Tugay birliklerinin de şehirde görevlerinden tam olarak bizlere bahseder misiniz? 61. Tugay dün görevi tamamen teslim aldı Kerkük'te. Dün zaten general tipinde endi Kerkük zedelerinde insanlarla birlikte görüştü. Bu özel kuvvet bugün dəyişməyi Kerkük'te bəzi korkular yarattı insanlar arasında. Səbəb nədir yani bu kuvvetin dəyişməyi? O da bizim de amacımız gibi insanları getirəyim. Çünkü bu kuvvetler aynı kuvvet xasadır, özel kuvvetlerdir. Irak'da önemli görevde yer alıblar. Ve Kerkük'te bu görevi aynı zamanda devlet, hükümet, Irak hükümeti Kerkük'te istikrar sağlamak için tüm gücüyle burada kuvvetlerin gönderir ki istikrar olsun burada emniyet sağlansın. 61. Tugay Irak'ın çok yerinde görev yaptı. Özel kuvvetlerden önemli bir kuvvetti. Cezmi Kaftirhab'ın terörle mücadele kuvvetinin gücünün çekilmeyi o da amaç buydu. Terörle mücadele gücü kuvvet daribatı yani savaş işlerine kadar bir memlekette bir şey olay olduysa terörle karşı bir karşı çatışma görevi vardı. Kerkük yani bir memleketi koruma şeyleri yok, sistemleri yoktu. Onun için ama o zamanda Kerkük'te yaklaşık 1,5 yıldan fazla aldılar burada Kerkük'te emniyeti, güvenliği sağlamak için. İşte bugün o kuvvetin, terörle mücadele ekibinin bugün görevi burada bitti. Buradan çekildi, diğer yerlerde görev alacaktı. Bunların yerine 61. Tugay özel kuvvetler Kerkük'ü emniyetini, güvenliğini sağlayacaktı. Bu aynı zamanda burada yetkililerden de, biz de bu
şeyler, mesajları almak amacımız o da millete millete huzur getirmekti. Millet korkmasın. Gördük ustaki insanlara çağrılar yapıldı ki bir kuvvete destek olsunlar. Bu kuvvet de aynı emniyet güçlerine aitti, aynı Irak kuvvetlerdi, aynı Bağdat'tan gelen bir kuvvetti. Çelçük'te görevine kazaktı tam tamına. Önemli görevler yaptılar. Irak'ta diyelimizde ki aynen Çelçük'te bu şekilde yapılacaktı ve hiçbir fark olmayacaktı terör mücadele gücünden. Ömer Bey, haberde siyasi kuruluşlarında 60 binci Tugay birliklerine destek verdikleri bilgileri yer almıştı. Bu desteklerden neler bahseder misiniz? Destekler millet her zaman Bağdat'tan bir güç bekledi zaten. Bu güç geldiği için millet her zaman destekti. Yani Bağdat'tan herhangi bir güç geldiyse, hiçbir tarafa bağlı olmasa, yani Irak hükümetine bağlı olduysa, Bağdat'a bağlı olduysa, bu millet bunu her zaman destekti. Bugün bizim de haber yapma amacımız buydu. Partilerden, siyasilerden bir görüş alalım, bakalım nerede. Partiler de, siyasiler de, herkes de bu güçlere destekti ve destek olacaktı. Bu önemli. Bu milleti de çağrı yaptılar. Bu kuvvete destek olsunlar. Ömer Bey, yanımıza katıldığınız için sizlere teşekkür eder. Çalışmalarınıza da başarılar dileriz efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Askeri İstihbarat Müdürlüğü ambardaki Hadiye Adası bölgesindeki 5 kişiden oluşan bir terör hücresinin içine girmeyi ve üyeleri de tutuklamaya başardı. Askeri İstihbarat 39. Duduka İstihbaratı ile işbirliği yaparak istihbarattan önce birkaç yerde güvenlik gücüleri ile mücadelede yer alan terör hücresini de sızarak yapılan operasyon sonucunda 5 terörist'in de tutuklandığını açıkladı. Çalışma ve Sosyal İşleri Bakanı Basim Abdülzaman görevlendirilmesinden bu yana geçen 100 gün boyunca bakanlığında başarılarında açıklayarak gerçek bir kuruma seviyesine de oluşmak için sosyal kurma yasasında değişiklik yapmak konusunda da olan isteğini dile getirdi. Bakan ayrıca bu yıllık bölgedeki sosyal kurma tesisatını da artırmak için parlamento içindeki çabalarını da dile getirdi. Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Al-Hakim, Irak'ın Arap ve Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının da Brüksel'deki yaptığı toplantıda yeniden yapılanma projesi sunduğunu da söyledi. Al-Hakim yapmış olduğu basın açıklamasında Arap ve uluslararası meseleleri ilgilendiren bir dizi konu tartışıldığını belirtti. Ambar Operasyon Komutanlığındaki Güvenlik Kuvvetleri sorumluluk sektöründe C4'ün asasi olarak ele alındığı bir miktar malzeme içeren bir tüneli de ele geçirdiler. Güvenlik güçleri tarafından Ramadi şehrinin de doğu girişinin de kontrolündeki kurulan postu sonucunda bir şüpheli tutuklandı. Elbu Derraç bölgesinde terör çetelerinin de kalıntılarından da 64 patlayıcı cihazı patladıklarını, Şira bölgesinde 11 patlayıcı ve 20 litre benzin bidonu da imha edildi. Ayrıca güvenlik unsurlarından birinin de kimliğini de bürüne ve Rumadi'deki dükkan sahiplerine de şantaj yapan bir sanık tutuklandı. Sayın seyircilerimiz, Kerk yücadelerinde ışık olmadığı için hırsızlık, suikast ve trafik kazaları gibi olayları da meydana gelmektedir. Dolayısıyla vatandaşlar bu gibi olayları da önüne geçmek için yetkililere çağrıda bulundular. Kerkük caddelerinde ışık olmadığı için insanlar birçok olaylara maruz kalıyor. Kerkük caddelerinde ışıklar olmadığı için insanlar kazalara maruz kalır. Caddelerin karanlığı, emniyet durumunu da olumsuz etkilemekte. O asfakı var, onu da ortalığını çaldılar, parasını çaldılar.
Kardeşimin meknesini çaldılar. Amimgil'in maldelerini çaldılar. Vatandaşlar hırsızlık, kapkaç, şantaj ve suikast gibi birçok sorunlarla yüzleşmekteler. 4-5 tane endiler sayradan rasen oğlanın cızdan mızdanına parda parası da fakir vardı. İnternet parasının şerike amerikanı içi ettiler valla. Caddelerin karanlığı kazalara da yol açmakta. Burada tehlikeli çapma olur. Gece mahalle baksan sayra sıranları turup Rasif üzerinde Allah da kabul etmez. Mağdur olan vatandaşlar sitem ve isteklerini şu şekilde dile getirdiler. Bu amudların şu koyuyorlar. Bir sayarada bir amud atsa parasını alırlar o zaman. Amud parası alırlar. Cedde ışık görünebilir. Ancak bu dükkanların ışığıdır. Eyvallah ben sizden daire karaba gelsin bu amudları işletsin. Hükümete de bu hayır kızları düşün hayır kızlar için. Bak kimdi yani bir hükümet. Kimse direm sen bir ilde bu aşağı sağ olun. Bir ilde ki satutağını tutabilmiyorsan biz direkt satutağı, o dükkan kamera, o ev kamera çıkartıp satutağı. Gizli kameraya takılan hırsızların görüntülerini şöyle kaydettik. Kerkük Valiliği caddelerin ışık projesini müteahhide sundu. Müteahhit projeyi belediyeye teslim etti. Ancak elektrik dairesi ve belediye dairesi arasında proje ne teslim alındı ne de teslim edildi. 3 senek o dükkanda oturuplar, hepsini de içipler. Dükkanı hepsini çaldılar. Fakat 2 kere dükkanı boşaltı gitti. O inşaaya çalındı. Bugün benim dükkanım çalıplar. Bu projeden sorumlu olan elektrik dairesi. Işık bölümünün ihmalliği birçok olayların yaşanmasına yol açmakta. Kerkük caddelerin ışıklarından sorumlu olan elektrik dairesinin ışıklandırma bölümünün ihmalliği yüzünden burada insanlar sıkıntılar yaşıyor. Mine Salihi, Türkmen Uydu Kanalı, Kerkük. Tələfər halkının istəyi olan ilçənin də ilə dönüşdürülməsi ilçə məclisinin də haftalık oturumunda ələ alınan ən önəmli konu olmuşdur. İzləyelim. Tələfər halkı ehtiyaclarını yapmaq üçün Tələfər İlçə Məclisi bir toplantı düzənlədi. Tələfər İlçə Məclisi Başqanı və bazı oyaları bu toplantıdan belə konuşdular. İmarımız indi kim duruyor? Yani bir şeyləm yoktur Tələfərda, bir imar olmuyor da. Bəli, ya da istiyor daima Tələfər mühafaza olsun. Və ikincisi 2200 talib lazım imtihan olayı da Musul'da. Musul'da. Biz talib edelim burada olsun. Yani nakliyat ister, masarif ister. Gezi zahmet bazı malat yani indi yol kesikti. Bu taydan getirdi. 2-3 saatte yalla yetişiyor Musul'a. Festiyor daimen yani bize saadelersin devre bile şey etrafa olsun. Tabii bizim harici Medine. Ümmetliyet var, ümmetliyet var Şamal'da var, ümmetliyet var Harcil Irak'ta var. Bizim kadirlerimiz, kadir tedrisi, bunlar Humus tarafların hassasında da. Bunlar bu ümmetliyete de. Şimdi bizim yani nakıs var kadirimizde. Biz şimdi terbiyetli lafar, muhadirin meccaniyin getiripti. Şimdi bize hassa verseler, yani hafada da gelse teyinat, kadir tedrisi, bize hassa verse taraflarda, takriben bizim nakısımızın ancak rubunu öder ödemez. Biz buradan istiyoruz bir cühüt, sesleniyoruz bizi kanaatizden. Bize bir hal, yani emmemin terbiyetine inovadan bize kevadir çok bir hissamız sesleniyoruz biz buradan şeye merkezi hükümetine bu müddetliyet mevzundan lianna bunlar tarafların hassasındandılar, burada tarafların milakindandılar. Kadayla idariye biliyoruz ne şekilde, vada hükümet ne şekilde, vada beled ne şekilde. Lakin biz daimen dugaru, hable dugaru, humkabı. في سبيل بلادنا مدينامز محافظة إليق نش لأنه حقوقمز جو حقوقمز ده إعلانية لأنه بلادنا قضاء المغنم ده بس محافظة لا يدخ جو حقوقمز حصل لاردو وجو خدمات تقدم لاردو شعب مزه لكنه مع الأسف لكن ما هذا بس إن شاء الله ملل ألماز دائما قالوا قبل صيح لاروخ دعوتي لاروخ يزاروخ خاطب لاروخ علاقات استخدامي لاروخ في سبيل أنه مدينامز وبلادنا بلكن محافظة حتى يرد أمر المغنم
طبعا بس حدد لادق سعر 8000 دينار بو شهر شباط بكين جاية برغيرها إن شاء الله برغير تسعيرها تخاد الروخ لأن الكهرباء بخارق تحسن إلى مغنى بز استيخ مواطننا حكيت قالرب قوي ماسنا فير ماسنا 10000 دينار جاسنا شكوى قدم لاسنا حتى استامين آدم بلندر ما جاسن بس بزي جاترسن آدم ماسن بس حجزي لاروخ بس ألم والدامز ور بزي من ده حكمتنا علينا جاز فوال من النار صور مزون نرى يخت بزم بر سيطرة عمز يعني وضعنا الحمد لله جيد جدا داخل الفار يعني لحد الآن بر مشكلة أخته فالله تنسوا استبت لاسن أول ما سن بر أي حدث شيء لأن عالم أي بر كتشوك شو الله كم أترية الفار وضعنا شو زحمة طولية بر أي حادث وصل فكن جو الله بر لعبة ور أوينش مال الإنترنت قضية سنة بوبجي فأنا أكثر علماء حرم نبت مراجع حرم نبت فنشي التري على متشوخ فبزخ يعزوخ من ضمن كتاب إلى مجلس محافظة بأنه فات الأسنة وزارة الاتصالات بكي بلعبي من على الروز لأنش على ما زحمته لي خاصة طلبة امتحانات تنده çok çok zahmet oldu tezane. Talafar vatandaşlara ihtiyaçlarını ve tüm istediklerini Türkmen televizyonuna buyurdular. İster o beladımız Talafar muhafaza olsun ki adamlarımız yerişin, talabalarımız yerişinde muvakalarını alsınlar, tüketsinler. Burada külliyatı açılsın, burada hukukların hakkına yerişsin. Avval şey Trafar muhafazam aldı. Muhafaza ahi ile mesela bize bir hizmet kadimlesine bak şerhalarımıza, bak yani suyumuza, bak karabımıza. Yani bu ümmet yani hakkını istiyor. Bir şey yoktu. Trafar'da bir hizmet yoktu. Tüm Talafar'ın halkının ihtiyaçlarını yapmak için Talafar İlçe Meclisi bu toplantıyı düzenledi. Talafar ilçesinden Garip Sto El Irakiye Türkmeniye Uydu kanalı. Sayın seyircilerimiz, Kerkin Küz ayında, Erbil'in ise gün ayında ve aşağı Zab nehrinin kıyısında yer alan Altın Köprü kasabasının da coğrafi bakımından çok önemli bir konuma sahip olmasına rağmen ülkenin birçok bölgesinde olduğu gibi sağlanması gereken hizmetlerde sıkıntılar yaşamaktadır. İzleyelim. Altın Köprü Kerkük'e bağlı en önemli nahiyelerin birisi. Coğrafi konumunun önemi Musul, Erbil, Kerkük arasındaki ticari yolları birbirine bağlamaktadır. Ama bir gün Altın Köprü hak ettiği önemi görmemektedir. Türkmen kanalı nahiye halkıyla görüştü. Birçok alanda sıkıntılarını dile getirdiler. Vatandaşlar bazı hırsızlık olaylarının dışında nahiyenin emni durumunu iyi olduğunu belirttiler. Emni vaziyeti çok iyi. Hamdolsun yani emni vaziyetimiz, şurtalarımız sırsızlar, polis grupları, hacdımız da var burada. O ittihadi Allah sağ olsun, onlar da aynı. Ama taksirsizler. Vallahi vaziyet çok iyiydi hamdolsun. Biz hamız kardeşiz. Kürt, Türkmen, her farkı yoktu. Hamdolsun bu fark yok diyor. Yani çoktan yok indi. Hamdolsun Altın Köprü'nün vaziyeti çok çok iyiydi. Ece emni tarafından, diğer tarafından. Yani hamdolsun. Bas ama bizde bazı şeyler var Altın Köprü'de. Kesele şakın ki sen bana sordu. Küçük şeyler nerede? Yani neden tarafa? Yani baksan bazı geceler baksan burada Altın Köprü'de bu yakınlıkta herkızlık payda olupta. Yani baksan bir motor koysan cami yanına, baksan namaza kalkırlar, namazı kılırlar, namazdan çıkırlar, baklar motor kalmayıptı. Yani bunu bir tane muhasebe eden yoktu, tutsun özün baksın, kimdi kimdi öcü. Neden tarif edirem özünü? Bizim emniyetimiz burada Altın Köprü'de biraz daha fazla kuvvetli olsa, yani kuvvetli olsa daha iyiydi. Çünkü hamdolsun orada bir noktamız var. Yani Hacı Adırkbıdı Sırbaşı'nda da bir nokta olsun. Hatta nasıl diğer ki devriye olsun, dolansın gece yani. Gümrük noktalarının kurulmasıyla birlikte nahiyede ekonomi etkilendi ve yansımaları çarşıya esnafa oldu. Vallahi iyiydi. Yani mesela bak tuşanlar mesela durumu iyiydi. Mesela köylerden gelenler var burada şemeyi alalar. Yani avarkından iyiydi. Yani bir fatura azma var idi. Mesela mesela iyiydi hamdolsun. Zayıftı. Amata zayıftı. Ha, bu cümlük çok tesiri var. Ha, olay %70'i tesiri var. Ha valla. Ha valla bağlı, gel üzerine, gümrük gel üzerine. Buradan da yani bu cümrük de çok tesir edipti pazara, çok millete tesir edipti. Buradan mal geldi. Cümrük alanda bir çerem ne edilir? Bir mal yakın 1000 lira adı. Baksan oğlu o mal sahibi üzerine 2000 lira durur. Pazara getiren de 2000 lira verebilmez özün. Çünkü özü 2000 lira veripti. 1000 orada, 1000 de burada cümrük alıp
Qalınan zözünə 500. Bax, sən ver özün ki bıçığa. Bu ki bıçıq millətin yoxudur. Millət hərdən gətirsin bu ki bıçığa bir şey alsın. Altyapı, elektrik və bələdiyyə hizmətləri konusu gelincə, halkın görüşü çox farklı olmadı və dolaylı bir şəkildə yerel və mərkəzi hükumətdən çözüm aradılar. Bu xədəmətə, yəni qaraba da, həmd olsun, xarab idi, bəs indi qaraba iyi olub. Su da, həmd olsun, su da var. Qaraba deyək sıfırdı. Həmd olsun, biz necə deyələr, şatın suda boğulmuşuq, suzuq. Yəni, neft İraqda ən böyük, bütün aləm İraqın nefti ilə kəf edir. Biz də sıralardan, saatlardan dururuq 50 litr verib, o da hamısı maşallah, hamısı qaçaqçılar, hamısı çox payı həmdir. Yəni, o adam var, davamı var. Muazzafdır, çilə çıxır, davam nə ilə alsın? Valla xizmət əvvəlki deyil. Yəni, sərahətən əvvəl xizmət var idi. Bəs indi xizmət tamam durubdur. Yəni, baxsan bir tək sayıra, Ajda Bələdiyədə bir tək sayıra işlir. O bir tək sayıra hər ulaşdırsın, o yaxını tutsun, orta yaxını tutsun. Büyük çöpünü tutsun, tisini tutsun, avukaya başını tutsun. Sayın seyirciler, şimdi ulusal haberlerine geçiyoruz. ABD Senatosu Suriye hükümetine yardımlardan dolayı Rusya ve İran'a yaptırım uygulayacak bir yasa tasarısını kabul etti. Amerika'nın Orta Doğu'da güvenliğinde güçlendirilmesi başlıklı tasarı toplam 100 senatörden 77'den fazlası tarafından bu tasarı desteklenmiştir. Afganistan Cumhurbaşkanı Ashraf Ghani hükümetinin de kaldırımı olmadan Taliban'la yapılacak herhangi bir barış anlaşmasına da karşı olduğunu açıkladı. Afganistan televizyonunda yayınlanan bir raportajda Ghani ülkede hükümeti de ortadan kaldırabilecek hiçbir güç olmadığını, Taliban'ın da Al-Qaide ile bağlarını da koparmaya ve Daesh terör örgütünü de uyarmaya istekli olması memnuniyetle karşıladığını belirtti. ABD Merkezi Komutanlığı Başkanı Zef Fadil, Suriye'deki yaklaşık 20 mil kara alanda Daesh terör örgütünün de hakimiyetine de devam ettiğini doğruladı. Fatih kontrol ettiği alanlarında 88 kilometre kareden 52 kilometre kare altına düştüğünü söyledi. Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, siyasi uzlaşma çabalarını da katkı sağlamak amacıyla Yemen'deki çatışmalar tarafları arasındaki tutuklarında takasi anlaşmasını uyguladı. Grafti 2. Amman turu partiler arasındaki Yemenli muhalefetleri de görüşmelerinde bitmeden önce binlerce muhakkümünün de nihai liselerini de sonlandırılacağına dair umutunun da dile getirdiğini belirlemiştir. Milletlerin de ve Uluslararası Hızıl Hac Komitesi'nin de değişmiş eyleminde listelerini teslim edeceğini belirtti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Suriye'deki etkili olduklarından kanıtladıktan sonra kaliber kanatlı füzelerinin de uzun vadeli bir karsel versiyonun da tasarlanması gereğini de vurguladı. Shoigu, Rusya'nın da ABD'nin de iki ülke arasındaki plastik füze anlaşmasına da olan bağlılığını da askıya alınmasına yanıt olarak bu adımın da başvurulacağını açıkladı. Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Bashir, küçük üreticileri için yaptırılar ve yeni bir vergi planında öncelik verdi. Bashir, mikrofonastaki hükümet politikasını da yoksulluğa da azaltmayı ve üretim artırmaya da hedeflediğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'yı da finansal benzmeye de dış baskıdan uzak ve kısa bir süre içinde uygulamaya çağırdı.
Bakanlık sözcüsü Bahram Kasmi, ölkəsinin də Avropanın da mali mekanizmasının da uygulanmasındakı geçikmə konusundakı məmnuniyyətsizliyində dilə getirerek mekanizmanın da Avropanın da nükleer anlaşmasının da sürdürülməsinə yönelik təhdidlərin də bir parçası olduğunu söyledi. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya gönderdiği tehdidini açıkladı. Maduro, Trump'ın kendisini de savunması gereken bir ülkeyi de askeri göndermenin bir delilik olduğunu belirtti. Trump'ın da yasa dışı ve suç duyurusunu açıklayan Maduro, ülkesine de bazı güçlerinde ülkenin de dış kuvvetleri tarafından icralında desteklemek konusundaki durumunu kınadı. Bir BM raporuna göre, Kuzey Kore'nin nükleer ve plastik füze programlarında hala devam ediyor. Raporu, Pyongyang'ın da plastik füzelerin de toplanması ve test edilmesi için hava alanlarında dahil sivil tesislerinde kullanıldığını dikkat çekildi. Raporda Pyongyang'dan montaj, depolama ve test alanlarında parçalamak için sürekli bir eylem olduğuna dair kanıt bulduğunu belirtildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Alekses Tsipras ile yapmış olduğu basın toplantısında komşu ülkelerle olan ilişkilerinde önemli değindi. Erdoğan ile Tsipras arasındaki geçen görüşmeden sonra iki lider ortak basın toplantısı düzenlediler. Görüşmede 2016'da gerçekleşen başarısız derba girişimine de adı geçen komutanların da Türkiye'ye de teslim edilmeleri konusu alındı. Sayın ve değerli seyircilerimiz, ana haber bölümünün sonuna gelmeden önce başlıklara bir göz atalım. Cumhurbaşkanı İtalya Başbakanı Sebahi Kanti ve beraberdeki heyeti kabul etti. Başbakan Adil Abdülmehdi ve İtalya mevkidaşı bugün Bağdat'ta İtalya ortak oturumunu düzenlediler. Milli Güvenlik Kurul haftalık oturumunda Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Adil Abdülmehdi'nin başkanlığında gerçekleştirdi. Kerik'te yeni görev başlayan Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı 61. Tugay bölgedeki siyasi kuruluşlardan destek almaya devam ediyor. ABD Senatosu Suriye hükümetine yardımlarından dolayı Rusya ve İran'a yaptırım uygulayacak bir yasa tasarısını kabul etti. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya gönderdiği tehdidini açıkladı. Sayın ve değerli seyircilerimiz, haberlerimizin sonuna geldik. Bir daha görüşmek üzere, hoşça kalın.